Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kake tarifi paylaşacağım. Diğer adıyla kömbe tarifi. Yapılışı hem kolay hem de uzun süre tüketebileceğiniz bir kurabiye çeşidi. 3 ay boyunca kapalı bir kutuya koyduğunuz zaman gayet lezzeti yerinde kalıp hatta daha lezzetlenen bir çeşit. Bence bu tarifi kaçırmayın ve videonun sonuna kadar izleyin, tarifi not alın. Öncelikle 125 gram erittiğim tereyağım var. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Veya yumuşak tereyağınız varsa o şekilde de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı ayçiçek yağı kullandım. Zeytinyağı da olabilir. 1 su bardağı toz şekerini alıp iyice karıştırdım. Ardından yarım su bardağı süt ve gördüğünüz gibi orada baharatlar var. Bu baharatları eğer sevmezseniz, aroması ağır gelirse katmayın arkadaşlar. Sade bir şekilde yapsanız da olur. Ben biraz zencefil, biraz tarçın, birkaç tane karanfili ezip içerisine aldım. Bir avuç dolusu ceviz attım. İsterseniz katmayabilirsiniz. Veya aktarlarda kahkaha baharatı satılıyor arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı ondan katsanız yeterli. Fazla atmayın, acı bir tadı olur. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya kullandım. Ben vanilyada damla sakızlı kullandım. Damla sakızını sevmeyenler sakın kullanmasın. Veya damla sakızı böyle bir diş alın, ezin, içerisine atın. Azar azar un ilavesi yaptım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Beş dakika dinlendirilirse daha iyi olur. Bir ceviz tanesi büyüklüğünde hamurdan parça kopardım. Ve önce susama batırdım. Daha sonra kâhke kalıbına batırdım. Elimde biraz bastırdıktan sonra ters çevirdim. Eğer bu şekilde kalıbınız yoksa elinizde yuvarlak şekiller verebilirsiniz veya bir çay bardağının ucuyla kesikler yapabilirsiniz arkadaşlar. 200 derece ısıtılmış fırında pişirdim. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Mis kokusuyla harika bu tarifi kaçırmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.